Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Bu videoda vaktini ayıran herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün kanalda daha önce hiç görmediğiniz, daha önce hiç denememiş bir şey yapacağız. Başlıkta da belirttiğim gibi bu videoda haftanın hip hop'a dair en çok konuşulan olaylarını ve yeni gelişmelerini sizlerle paylaşmayı, ayrıca yorumlamayı düşünüyorum. Dediğim gibi kanalda daha önce hiç yapılmamış bir şey bu. Hani benden önce grup içindeki abilerim, Beyat, diğer grup içindeki dostlarım hiç denemedi böyle bir şeyi. Demek ki bana nasipmiş. Yani Instagram üzerinden zaten hani gündemi yakalamaya çalışıyorum, sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Bunu YouTube üzerinden yaparsam daha ulaşılabilir, daha hoş olur diye düşündüm. Umarım sizin için bilgilendirici olur, yararlı olur ve keyif alırsınız inşallah. O zaman daha fazla uzatmadan bu haftanın en çok konuşulan olayla videoya girişi yapalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 6ix9ine ciddi suçlamalarla beraber tutuklandı ve cezaevine sevk edildi. Haftayı tamamen domine eden olayımız bu oldu çünkü hiç beklenmedik bir anda yaşandı. Ayrıca hani Bobby Shmurda'dan bu yana böyle ciddi suçlamalarla karşılaşan bir rapçi olmamıştı. Şimdi 6ix9ine'da tabii son olay şu. Polisle işbirliği içinde olan sanıkların tutulduğu bir cezaevine sevk edildi 6ix9ine. İşbirliği içinde olan sanıklar haliyle diğer suçlularla beraber aynı tesiste tutulmamakta. Neden ne? Nedenin güvenlik sebeplerinden ötürü. Çoğu kişi de 6ix9ine'nin ilişki içinde olduğu çete üyelerini ele vereceğini söylerken avukatı bir anda bir açıklama yaptı. Bunun tamamen 6ix9ine'in güvenliği açısından olduğunu, bu transferin bu yüzden gerçekleştiğini, rapçinin herhangi bir işbirliği içinde olmadığını söyledi bizlere. Haklı olabilir mi? Elbette olabilir. Niye olmasın? Çünkü 6ix9ine'in eski menajeri ve yönetim kadrosu tamamen 6ix9ine sırtını çevirmiş durumda. Ve hatta geçenlerde 6ix9ine'in eski menajeri Shotti'nin sanatçıdan 2 milyon dolar çaldığı haberi ortaya çıktı. Yani çalmak tabii bunun medya tabiri. Biz ona ne diyoruz? 2 milyon doları sokmuş 6ix9ine. Zaten hani bildiğiniz gibi 6ix9ine bu menajer kadrosunu, yönetici kadrosunu tamamen kovmuştu hepsini. Ayrıca şöyle bir olay da var. 6ix9ine'in irtibatta bulunduğu Blood çetesi üyelerinin kendisine eylem yapma hazırlığı içinde olduğu da ortaya çıktı. Yani kısaca 6ix9ine'in zamanında korunmak, hani gösteriş yapmak, araç kesmek ve şantaj yapmak için kullandığı bütün kirli isimler şu an 6ix9ine'in sırtında. Hatta daha dün yeni bir haber daha ortaya çıktı. O da nedir? 6ix9ine'in Chief Keef'in kuzeninin başına 30 bin dolar koymasıyla övündüğü bir video kaydı TMZ tarafından ortaya çıkarıldı. Zaten TMZ'yi de biliyorsunuz hani hip hop'un magazin olayının döndüğü bok çukuru gibi bir yer. Worldstar Hip Hop gibi aynı. Ayrıca hani bu da 6ix9ine'in yediği haltlardan sadece bir tanesi. Bu benim aklıma açıkçası Kahmilyoner'in Hip Hop Polis şarkısını getiriyor. Hani ahlaki olarak doğruluğu tartışılabilir. Ama hip hop'un içinde suç kültürü ve çeteleşme aktif bir rol oynamakta. Her daim oynadı ve oynamaya da devam edecek. Niye? Çünkü Afro-Amerikanlar buna doğru itilmiş. Bunun içinde yetişmişler. Yaşadıkları hayatta bu. Piyasada sütten çıkmış ak kaşık gibi rapçi bulmak zor tabii. Genel olarak çünkü niye? Hani hepsi varoşların içinden gelmiş isimler. Bu da tabii ayrı bir konu. Üzerine bayağı konuşulması gereken bir konu. Hani sosyal şartlar olarak, gerekse hani sosyoekonomik şartlar olarak üzerine konuşabiliriz aslında bunu da ilerleyen yayınlarda. Niye olmasın? Ama şöyle bir şey var. Mesela kimi aklını kullanıp geçmişi ve günlük yaşantısına perdeyi çekiyor. Kimi ise neredeyse işlediği suçu uçağın arkasına yazdırıp böyle bütün şehirde uçuracak kadar pervasız. 6ix9ine bu ikinci kesimdeydi. Sonra da bir şeylere yan bastı. Piyasada dolaşan ayrıca şöyle haberler var. 6ix9ine işte bu kadar kefaret bedeliyle serbest bırakıldı. Ya böyle haberlerin aslı yok. Bekleyip neler olacağını göreceğiz. Çünkü sadece tek bir suçlama değil. Ciddi ciddi birçok suçlamayla karşı karşıya. Ceza alacak mı? Alacaksa ne kadar? Veyahut beraat edilse dahi kendisini ne bekliyor? Bunları merakla takip ediyoruz. Bu hafta gündemi meşgul eden diğer olay ise Joyner Lucas ve Tory Lanez'in arasındaki kapışma oldu. Bütün olay Tory'ye Instagram canlı yayınında Joyner hakkında gelen bir soru sonucu kendisinin Joyner denen şu çocuk mu? Tamam kendisi iyi ama benimle boy ölçüşemez cevabı oldu. Bunun üzerine Joyner kendisine meydan okudu tabii ve iki tarafta ikişer dizide piyasayı bir hareketlendirdi. Benim aralarında en çok hoşuma giden Joyner'ın Litty Freestyle'cisi oldu. Ki çevresi de zaten kanalda bulunmakta. Ayrıca öte yandan Tory de kendisinin üzerine yapışan şu R&B veya singer imajını rahat bir şekilde kırabileceğini kanıtladı. Çünkü Tory'nin attığı dissler de oldukça sert ve vurucuydu. Ama Joyner'ın dissleri ayrı bir seviyeydi tabii. İkilinin bu kapışmaya kavgadan öte dostane bir rap battle'ı şekilde yürüttüğünü de söylemek gerek. Evet bazen işlerin kızışması yani ciddiye gitmesi benim hoşuma gidiyor. Eminim sizlerin de gidiyordur. Ama bu şekilde dinleyicileri monoton piyasadan uzaklaştırıp şöyle kaliteli barlar duymasını sağlamak da takdire şayan. Zaten Joyner geçen gün aralarındaki kapışmanın da bittiğini söyledi. Bizler için piyasadan güzel bir kaçış oldu.
O zaman şimdilik bu videonun sonuna gelelim. Devam etmeyi istediğim bir seri bu. Hani o yüzden konuşmamı istediğiniz, yorumumu katmamı istediğiniz konuları, hip-hop dahilinde kısaca her şeyi belirtebilirsiniz bize. Beraber tartışabiliriz, fikir alışverişinde bulunabiliriz. Yine sorularınız olursa sorarsanız elbette elimden geldiğince cevaplarım. O zaman herkese iyi hafta sonları diyelim. Bolca hip-hop'la kalın. Kendinize iyi bakın. O zaman kapanışımızı da kulaklığımda böyle epeydir bayağı yer bulan bir parçayla yapalım. Bu yüzden Suicide Hotline gelsin. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Honestly.